merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda insanların bodrumlarından çıkan en korkunç 15 şey hakkındaki bilgileri duyunca nutkunuz tutulacak. Tamamen tesadüfler üzerine bulunan bu şeyler tüylerinizi ürpertecek. İşte dünyanın farklı noktalarında insanların bodrumlarından çıkan en korkunç 15 şey. Kanalıma abone olmadıysanız, abone ol tıkladıysanız ve videoyu da beğendiyseniz hemen videomuza geçelim. Bodrum katları soğuk, karanlık, havasız ve nadiren ziyaret edilen yerler olarak bilinmektedir. İnmenin cesaret istediği bodrum katları genellikle korku filmlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Peki ya onların sadece korku filmlerinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Listemizde bulunan şeyleri gördüğünüzde tüyleriniz diken diken olacak. Eski bir mezarlık. Helen Wiesnell, Wisconsin'daki evlerinin bodrum katını kazmaya karar verdi. Wiesnell, kazıları sonucunda bir çocuğun kafatasına ve birçok insana ait kemik parçalarına rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin 170 yıllık bir mezar üzerine inşa edildiğini tespit etti. Listemizin ikinci sırasında ürpertici bebekler. Hani'nin Arizona'da bulunan restoranında bir müşteri bodrum katı görmek istedi. Durumu şaşkınlıkla karşılayan restoran sahibi Hani, müşterisiyle beraber bodruma inme kararı aldı. Bodruma indiklerinde korku filmlerini aratmayan bir sahneyle karşı karşıya kaldılar. İçeride büyük bir masa üzerine dizilmiş sayısız oyuncak bebek yer alıyordu. Gizemli kuyu. Yeni bir ev sahibi evinin bodrum katında bulunan gizemli bir kapı keşfetti. Merakla içeriye giren adam, içerisi suyla dolu 4 metre genişliğe, 8 metre derinliğe sahip bir kuyu ile karşılaştı. İlginç olan ise kuyunun hiçbir yerinde tesisat bulunmamasıydı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyunun daha önceki yıllarda işkence için kullanıldığını tespit etti. Gizli şapel. Diana ve Pat çifti 2007 yılında İngiltere'nin Sopers bölgesinden yeni bir ev satın aldı. Evlerine taşındıktan kısa bir süre sonra alkol alan çift, evin bodrum katında bulunan ızgarayı açma kararı aldılar. Izgarayı kaldırmalarının ardından ürpertici bir şapele açılan kapı, içerisine 1700'lerden kalan Katolik Kilisesi'ne aitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, buranın daha önce Katoliklerin idam ve eziyet alanı olarak kullanıldığını fark etmiştir. İşkence evi. Ariel Castro, kadınları bodrum katında seks kölesi olarak tuttuğu gerekçesiyle 2013 yılında tutuklandı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, yaşları 14 ila 20 arasına değişen kız çocuklarının 13 yıl boyunca eziyet edilerek bodrumda saklanıldığı tespit etti. Ölüm alfabesi. 2016 yılında bir inşaat işçisi, tadilat için gittiği bir evin duvarında esrarengiz bir tahta fark etti. Hızla duvarı kazıyarak gömülü tahtayı çıkartma kararı aldı. Esrarengiz tahtanın üzerinde korkunç şekiller ve yazılar olduğunu fark eden adam, polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde tahtanın 1916 yılında yapılmış bir Ojoa ölüm alfabesi olduğu fark edildi. Mumya mezarı. 2010 yılında apartman sakinleri Los Angeles'ta bulunan binanın bodrum katını temiz etmeye karar verdi. Temizlik için bodruma inen iki kadın işçi, 1930'lu yıllara ait gazetelere sarılmış bir sandık keşfettiler. Sandığı açma kararı alan temizlik işçileri, içerisinde mumyalanmış iki bebek, Peter Pan kitabı ve Pan Club üyelik kartı buldular. Silah odası. Yeni bir ev satın alan adam, evin bodrum katında gizli bir bölme olduğunu fark etti. Merakla bölmeden içeri giren ev sahibi, bir orduya yetecek kadar silah ve mühimmat deposu keşfetti. İhbar üzerine olay yerine gelen eyalet polisleri, bodrum katında sayısız silah, el bombası, tüfek, mermi ve boş kovanlar buldu. Önceki sahip. Yerel bir banka, eski mal sahibinin konut kredisini ödemediğinden dolayı eve el koydu. 2007 yılında George Giro adlı bir adam, İspanya'nın Roses kasabasındaki bu evi almaya karar verdi. Giro, eve girdiğinde önceki sahibin hala orada olduğunu keşfetti. Birkaç yıl önce ölen adam, deniz kenarındaki bu evde mumyalanmış halde bulundu. İlginç olan ise, adamın 2001 yılında hayatını kaybetmiş olması ve ipoteğinden dolayı eve hiç kimsenin gelmemiş olmasıydı. Fetüs kavanozları.
Hannibal'deki eski bir binayı yenilemekle görevlendirilen işçiler, hayatlarının şokunu yaşayacaklarından habersizlerdi. Binanın bodrum katına inen işçiler, 1900'lü yıllarda kürtaj kliniği olarak kullanılmış bir oda keşfettiler. Odanın içerisinde formaldehit kavanozlarda saklanmış sayısız fetüs ve kürtaj aletleri bulunuyordu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda bebeklerin kime ait olduğunu tespit edememişlerdir. Gizli oda arkadaşı. 2013 yılında Ohio Eyalet Üniversitesi öğrencileri evlerinden garip sesler geldiğini fark ederek bodrumu inceleme kararı almışlar. Bodrum'a inen gençler, ders kitapları ve fotoğraflarla dolu bir dolabın farklı bir bölmeye açıldığını keşfettiler. Dolabın arkasında hiç tanımadıkları ve onlarla beraber senelerdir aynı evde yaşayan Jeremy ile tanıştılar. Zindan odaları. İngiltere'de yeni bir daireye taşınan adam, banyonun önündeki kapıyı onarmak istedi. Kapının sökülmesiyle ortaya çıkan merdivenler adamı bir hayli meraklandırmıştı. Merdivenlerden hızla aşağı inen mal sahibi, evin eski bir İngiliz manastırının altında barındırdığını ve sayısız geçitlerin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, manastır içerisine sayısız zindan, patika yol ve hücrelerin bulunduğunu söyledi. Listemizdeki sıradaki ilginç şey, köpek balığı tankı. New York Eyalet Çevre Koruma Dairesi memurları, şehrin 90 dakika uzaklığında bir eve incelemeye gittiler. Evin bodrum katına inen memurlar, hayatlarında hiç karşılaşmadıkları gizemli bir havuz keşfettiler. Havuzun içerisinde oldukça büyük, 7 canlı köpek balığı ve 3 ölü köpek balığı bulunuyordu. Gördükleri karşısında şok olan eyalet memurları, bunun kim tarafından ve neden yapıldığını öğrenememişlerdi. NASA mülkiyeti. 2015 yılında bir grup hurdacı, hayatını kaybeden IBM mühendisinin bodrum katını temizlemek için davet edilmiştir. Temizlik için bodruma inen hurdacılar, ölen kişinin NASA için sayısız uzay çalışması yaptığını, 325 manyetik veri kaseti ve 2 NASA bilgisayarı bulmuştur. Listemizin son ilginç şeyi, gizemli timsah. Chicago'da bir eve tesisat bakımı için giden tamirci, tüyler ürperten bir gerçekle karşılaşmıştır. Bodrum kattaki su deposunu onarmak isteyen adam, 200 kilodan fazla 6 ayaklı bir timsahla baş başa kalmıştır. Derhal polis ekiplerine haber veren tamirci, timsaha yem olmadan kurtulmayı başardı. Timsahın eski mal sahipleri tarafından beslendiği öğrenildi. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosu da burada son buldu. Size göre Bodrum'da bulunan bu ilginç şeylerden hangisine daha çok şaşırdınız? Yorumlara yazın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.